Değerli katılımcılar, ICI Dijital Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bu yoğun ve stresli gündemde vakit ayırıp bu yıl ilk kez dijital olarak gerçekleştirdiğimiz ICI'ye katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. 25 yıldır gerçekleştirdiğimiz ICI'yi pandemi dolayısıyla bu yıl dijital olarak yapmayı tercih ettik. Fiziki fuarımızı önümüzdeki yıl 22, 23, 24 Eylül tarihlerine erteledik. Belki ilk defa ICCI sonbaharda yapılacak 26 yıldır. Bu hafta ICCI Dijital'de yalnızca konferanslar dizisi olarak ilerleyeceğiz. Sizler için Türkiye Kojenerasyon Derneği'nin çok kıymetli katkıları ile yine dolu dolu bir konferans programı hazırladık. Umuyoruz ki 3 gün boyunca sizlerle birlikte olabiliriz ve bu programı paylaşabiliriz. Konuşmalara başlamadan önce konferansımıza en başından beri, ICI'nin yapıldığı ilk günden beri destek veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve EPDK'ya şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Son olarak bu belirsizlik döneminde yine bizlere destek veren DUSAN, EMPRO, FRİTERM, Fortum E-Site, Kontek, Limak, Mimsan, Siemens Gamesa, Tampera ve Turboden firmalarına da çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl sizlerle eskiden olduğu gibi yine yüz yüze buluşmayı diliyoruz. Son olarak herkesin yeni deneyimlemeye başladığı bu dijital konuları bizler de organizatör olarak ilk defa deneyimliyoruz. O nedenle yayın esnasında 3 gün boyunca oluşabilecek teknik aksaklıklar için şimdiden affınızı rica ediyoruz bütün katılımcılarımızdan. En iyi dijital konuşma en kısa olandır diyerek ben sözü Türkiye Kojenerasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yavuz Aydın'a bırakmak istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım, söz sizin. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanım, STK başkanlarım ve kamu ve özel sektörün değerli yönetici ve katılımcıları. Bugün ve takip eden iki gün boyunca 26.sını yapacağımız ICCI Enerji ve Çevre Konferansı, COVID-19 salgınının yol açtığı olağanüstü koşullar ve tedbirler nedeniyle yeni teknolojilerin sağladığı olanaklarla dijital olarak gerçekleştiriliyor. COVID-19 salgın döneminde artık alışmaya başladığımız iş yaşamı, bazı mal, hizmet ve rutin uygulamaların aslında pek de zorunlu olmadığını ortaya çıkardı. Ve bu alanlara yönelik iş modellerinin bazılarının sürdürülebilir olmadığını gösterdi. Uzaktan çalışma ve dijital teknolojiler yoluyla pek çok işin aksaksız yapılabildiği anlaşıldı. Bu dönemde bazı iş alanları ve özellikle iletişim teknolojilerinin yıldızı parladı ve geleceğin yatırım hedeflerini farklı şekilde yönlendirdi. Organizasyon komitesi olarak 2020 Dijital ICCI konferans programında işlenecek ve tartışılacak odak konularını belirlerken son 9 ay ülkemizin ve dünyanın öne çıkardığı ve tartıştığı konulara öncelik verdik. Bu 3 günlük programda konularında engin tecrübe sahibi, birikimli ve donanımlı konuşmacıları dinleme şansına sahip olacağız. Enerji sektöründe yenilenebilir teknolojiler artık teşviklere ilaveten rekabetçi fiyatlarıyla da yenilmez üstünlüğünü kabul ettirdi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın da daha bu hafta vurguladığı gibi yenilenebilir enerji teknolojileri arasında güneş enerjisi krallığını ilan etti. Yenilenebilir teknolojilerin kendi aralarında ve konvansiyonel fosil yakıtlı santrallerle hibridize edilerek verimliliğini daha yükseklere taşımaya yönelik sistem uygulamaları küresel ölçekte yaygınlaşırken ülkemizde de bu alanda yasal düzenlemeler hayata geçti. Gerçek uygulamaların dikte ettireceği yeni düzenlemeler de tabii ki olacaktır. Ancak yenilenebilir enerjide yolumuzun ve hedefimizin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Verimlilik artış çalışmalarında başarılı uygulamalar birbirini takip ederken ülkemizde yapmak zorunda olup da yapamadığımız en önemli eksiğimiz bölgesel enerji, yani kojenerasyonda bölgesel ısıtma sistemleridir. Örnek olarak Soma Termik Santrali'nin bölgesel ısıtma yoluyla Soma halkına, ülke ekonomisine ve atmosfere sağladığı fayda, ülkemizde yaklaşık 30 milyonluk nüfusun yaşadığı karasal iklimli yerleşim merkezlerinde uygulanabilir durumdadır.
Bu bölgelerde kojenerasyonla bölgesel ısıtma uygulaması yaygınlaştırabildiği takdirde enerji faturamız ve dış ticaret açığımız en az %20 azalacaktır. Bu hedefin gerçekleşmesi amacıyla Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların yakın dönemde meyvelerini vermesi en büyük dileğimizdir. Dijital ICI Enerji Konferansı'nın öncü ve yönlendirici özelliğiyle hayata geçirdiği bu konferansın tüm konuşmacı ve izleyiciler için zevkli ve verimli geçmesi dileğiyle selam ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum bu açılış konuşması için. Ben şimdi konuşmasını yapmak üzere DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Sayın Haluk Kalyoncu'yu ekrana almak istiyorum. Haluk Bey, buyurun efendim. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Ben de iyi günler diliyorum. Sayın Bakanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Bilgi Teknolojileri Komisyonu Başkanımız, Sayın EPDK Başkanımız, çok değerli Enerji İş Konseyi temsilcilerimiz ve kıymetli sektör temsilcilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Enerji sektörünün gelenekselleşmiş en önemli buluşmalarından bir tanesi olan Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı kapsamında DEİK Enerji İş Konseyi adına herkese iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. Dünyada ve ülkemizde birçok konunun doğrudan merkezinde, bir kısmında ve dolaylı olarak etkilendiği ve tesir ettiği enerji sektörümüzün durumu ve ülkemizin konumundaki enerji yatırımlarıyla alakalı iş konseyi olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ülke gündeminde her zaman enerji jeopolitiğini değerlendirirken yükselen tüketim yoğunluğu, sanayinin artmasıyla oluşan atıklar, iklimsel gerilimler karşısında ülkeler için tedarik stratejileri hemen hemen her ülkenin enerji anlamındaki yatırımlarını doğrudan etkilemektedir. Biz de bu anlamda DEİK Enerji İş Konseyi olarak enerji güvenliği bağlamında, stratejik anlamda ve hidrokarbon kaynaklı enerji üretiminden, fosil atık oranlarından kurtulmak anlamında ve bu anlamda hidrokarbon ve karbon kaynaklı üretimlerin azaltılması anlamında ülkemizdeki yenilenebilir enerjinin toplam üretim içindeki payı 2019 yılı itibariyle %44 olarak gerçekleşmiştir. Bu anlamda çözülmedi sorun bu arada. Yok canım, cepten giriyor. DEİK Enerji İş Konseyi olarak da çalışmalarımız devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta DEİK Enerji İş Konseyi olarak Avrupa Yeşil Mütabakat Zirvesi'nde Avrupa Komisyonu'nun 11 Aralık 2019'da Avrupa Yeşil Düzeni, Avrupa Yeşil Mütabakatı, European Green Deal kapsamında Enerji Bakanlığımız ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın da aldığı düzenleme ve kararlar emsalinde olduğu gibi 2050 yılına kadar sıfır emisyona ulaşma kararının çalışmalarını yürütüyoruz. Sıfır emisyona ulaşma hedefinde bu hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı yayınlanmıştır. Bu plan kapsamında 2027 yılı sonuna kadar 1 trilyon euro AB destek bütçesinin sürdürülebilir yatırımlara ayrılması hedeflenmektedir. Tüm bu yatırım desteklerinin hidrojen teknolojileri için ayrılan fonların 2050 yılına kadar enerji sektöründe dağılması anlamında Türkiye enerji sektörü temsilcilerimizin katılması, istifade etmesi amacıyla Enerji İş Konseyi olarak hem farkındalık oluşturmaya hem de bu anlamda yatırımcılarımızla, iş dünyamızla köprü vazifesi görme fonksiyonunu icra etmeye gayret edeceğiz. DEİK Başkanımız Nail Olpak'ın, Sayın Bakanımız Fatih Dönmez'in destekleriyle ve bu konuyu takip etmeleriyle bu fonlardan Türk şirketlerinin daha fazla istifade etmesi ve enerji sektörümüzün bu anlamda yatırımlarını artırması için DEİK Enerji İş Konseyi olarak diplomasi
kontaklarımız, diyaloglarımız devam etmektedir. Bu anlamda Türkiye'nin de ortak olduğu Afrika Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Kalkınma Bankası, Çin'in Kuşak Yol Girişimi gibi bölge enerji hatları ve yatırımları projelerini de, platformlarını da takip etmekte ve içerisinde aktif ve etkin olarak bulunma gayreti göstermekteyiz. Yine ülkemizde yerli üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin net bir vizyonla Enerji İş Konseyi temsilcilerimiz ve tüm enerji sektörü çalışanlarımızın da firmalarımızın da burada var olmasını ve ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının, yeni yatırımların ve Türkiye'nin bu hamlelerinin meyvelerini de önümüzdeki senelerde toplayacağına inanıyoruz. Ben bugün kıymetli büyüklerimizin, Sayın Bakanımızın da olduğu platformda sözlerimi daha fazla uzatmadan DEİK Enerji İş Konseyi olarak Türk firmalarının son 20 yılda yerel enerji piyasasında önemli derinlik ve tecrübe ve yetkinlik geliştirdiğini hep birlikte müşahede ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Yerli enerji üretiminde bu anlamda %60 oranında bir artış da bunun göstergesidir. DEİK Enerji İş Konseyi olarak bu kapasiteyi küresel projeler için yabancı ülkelere nasıl aktarabiliriz? İkinci olarak da bu küresel koşullar altında finansman seçeneklerini yatırımcı firmalarımızın finansmanlarına, firmalarımızın bu gayretlerine bakanlığımızın yapmış olduğu düzenlemeler kapsamında diplomasi ayağını nasıl yürütebiliriz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu noktada Enerji İş Konseyimiz önümüzdeki dönemde şartlar el verdiği ölçüde Avrupa Enerji Fuarı ve Afrika Enerji Forumu'nda da ülkemizi Türkiye pavilyonunda firmalarımızla birlikte temsil edecektir. Yine bu bağlamda ele almayı düşündüğümüz bir diğer konu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın adımlarıyla tesis edilen DEİK olarak da özel sektör tarafında yer aldığımız Türk-Alman Enerji Forumu ve benzeri işbirliği bilgi paylaşım platformlarında da etkin rol almayı hedeflemekteyiz. Tekrar sözlerimi bitirirken Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı Organizasyonu'nda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Bakanımıza, kıymetli PDK Başkanımıza, değerli genel müdürlerimize, Enerji İşleri Genel Müdürümüze, kıymetli katılımcılarımıza, sayın başkanlarımıza ve tüm enerji sektörü temsilcilerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bir sonraki Uluslararası Enerji Fuarı Organizasyonu'nda bu defa fiziki olarak bir arada olmayı arzu ederek sizlere saygılarımı, selamlarımı arz ediyorum. DEİK Enerji İş Konseyi Başkanımız Sayın Haluk Kalyoncu'ya çok teşekkür ediyoruz. Hem konuşmaları için hem de güzel dilekleri için. Teşekkürler başkanım. Şimdi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanımız Sayın Mustafa ben ekrana almak istiyorum. Günaydın Sayın Başkanım, hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederim, herkese günaydın. Buyurun efendim. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, Sayın Komisyon Başkanım, İş Komisyonu Enerji Komisyonu Başkanımız Yavuz Bey, Feray Hanım, tüm katılımcılar, hepinize hayırlı bir toplantı diliyorum. Feray Hanım, konuşmaya başlarken bir regülasyonla başladı, güzel oldu. Her zaman regülasyonu EPDK yapmaz. Bazen de EPDK'yı da regüle etmek lazım. İşte konuşmaya başlarken konuşmanın dedi güzeli kısa olandır dedi. Bu da güzel bir regülasyon oldu. Bunu söyleyince aklıma da şey geldi. Hazreti Mevlana'nın bir sözü geldi. Hem de bize pozitif bir enerji vermesi açısından der ki, yapraklar gök gürültüsüyle değil, yağmur damlacıklarıyla büyür. Sesini değil, sözünü yükseltiyor. Çok güzel bir cümle bu. Biz de EPDK olarak her zaman düzenlemelerimizde, faaliyetlerimizde hep bu sözü şiar edinmişiz. Her zaman sektöre karşı pozitif bir şeyler yapmak ve pozitif sektörün önünü açma bağlamında da hep bu Mevlana'nın şiarını
kendimize rehber edinmişiz. Dolayısıyla ben sözlerimi de fazla uzatmayacağım. Biraz aklıma ne geldiyse, sektörü nasıl görüyorsak o şekilde biraz irticalen sizlerle sohbet edip dertleşmek istiyorum. Tabii pandemi nedeniyle bugün bir video konferansla bir araya geliyoruz. Tabii daha önceden fiziki olarak bir araya geldiğimizde yalnız sözlerimizle birbirimize bir şeyler anlatmıyorduk. Mimiklerimizle, görsel bakışlarımızla, dolayısıyla böyle bir pozitif enerji alışverişi olabiliyordu. Tabii bu şekilde video konferansa biraz kısıtlı olabiliyor ama enerji sektörünün de şöyle bir yeteneği var. Kısıtlı imkanlarla maksadını söyleyebilme ve kısıtlı imkanlarla Türkiye'de işte büyük yatırımlar yaptığımız gibi bu süreci de ben kolaylıkla atlatacağımızı düşünüyoruz. Çünkü şunu diyoruz burada. Korona bizi durdurmuyor, sadece yöntemlerimizi değiştiriyor. Bizi yeni çözümler üretmeye zorluyor. Bu da aslında yeni çözümler üretme açısından da bize yeni bir yetenek kazandırıyor. Tabii musibetler bazen bu büyük başarıların ve kazanımların da tetikleyicisi olabilir. Biz bu süreci de öyle değerlendiriyoruz. Allah bizi yaratırken her zorla uyum sağlama kapasitesini bize vermiş ve bu kapasite sayesinde de şartlara uyum sağlıyoruz ve şartları da pozitif olarak lehimize değiştirme yeteneğimizi kullanmış oluyoruz. Başımıza gelen bazı musibetlerin en büyük başarılarımızın da geçmişte de olduğu gibi tetikleyicisi olduğuna da hepimiz hayatımızda şahit olmuşuzdur. Biz enerji sektörümüze baktığımızda işte son 20 yılda nereden nereye geldiğimizi hepiniz görüyorsunuz. Bizim kurulu gücümüz nerelerden nereye geldi? Yenilenebilir enerjideki bizim hakikaten bir belki de dünyaya örnek bir şekilde davranışlarımız, yatırımlarımız bugün hakikaten takdir edilecek seviyede. Dolayısıyla biz mevcut olan pandemi şartlarında EPDK olarak piyasaya karamsarlık ve umutsuzluk pompalamayacağız. Ve bunun tam tersine biz bu şartlarda tüm şartları zorlayarak yatırımcının hep önünü açmaya çalışıyoruz. Bakın EPDK belki bu süreçte bizim uzmanlarımızın çoğu evden çalışıyorlar. Tabii yöneticiler biz yine her daim EPDK'dayız. Ama şöyle bir şey de oldu. Biz bazen uzmanlarımıza şunu diyoruz. Gece gündüz çalışın. Mesela bu gece çalışan uzmanlarımız vardı evde. Niye? Acaba yatırımcının ihtiyacı olan bir kararı yarın kurul toplantısına yetişebilir miyiz? Ve bunun hakikaten mücadelesini veriyoruz. Burada da Allah'a hamdolsun tüm ekibimi, uzman arkadaşlarımızı, daire başkanlarımızı da kutlamak istiyorum. Bugünün işini yarına bırakmıyoruz. Belki yarın yapacağımızı da bir gün önceden, geceden yapmaya çalışıyoruz ki yatırımcılarımız rahat nefes alsın, yatırımcılarımız ümitsizliğe düşmesin, yatırımcılarımız önünü görsün. EPDK olarak biz Türkiye'nin hala yatırımlar için bir fırsat ülkesi olduğuna inanıyoruz. Bir Antepli olarak şunu söylemek istiyorum, Gaziantepli olarak, EPDK olarak şunu diyoruz. Arkadaşlar, biz alacağımız her olumlu karar, biz şu mantıkla hareket etmiyoruz, hemen şunu. Aman tüm yatırımcılar acaba buradan ne götürüyor? Ha buradan şunu mu şey diyor? Kesinlikle böyle bakmıyoruz. Biz yapılan her yatırıma diyoruz ki yapmış olduğumuz her katkıda, her katkının aşağı dökülen yağ boşa gitmez prensibiyle hareket ediyoruz ve yatırımcının her daim önünü açmaya çalışıyoruz. Bak bu hususta bazen işte kamu kurumlarımızla ilgili bazı bir takım şikayetler de olabilir, geciken durumlar da olabilir. Burada da her daim yatırımcımızla beraber bunların önünü açmaya çalışıyoruz. Diğer kurumlarımızla görüşüyoruz. Burada da tabii sektörden de çok büyük beklentilerimiz var. Bu hususlarda kendilerini de canhıraş mücadele ederek hep birlikte Türkiye'ye yatırım yapacak ortamı hep birlikte tesis etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bugün yapacağımız bir katkı
yarın ülkemizde yanan bir ışık oluyor. Yarın ülkemizde sanayide dönen bir çarkın enerjisi oluyor. Enerjiyi biz damarlarımızdaki dolaşan kan gibi görüyoruz. Bakın bugün enerji sayesinde işte bu video konferansı yapabiliyoruz. Her şey enerjiden geçiyor. Dolayısıyla kendi pozisyonumuzu hiçbir zaman hem yatırımcımızın tüm enerjide faaliyet gösteren, enerjinin paydaşı olan herkesin çok önemli fonksiyon icra ettiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu enerjimizi pozitif bir şekilde Türkiye'ye, yatırımlara yansıtmamız lazım. Bugüne bakarak ne olur? Karamsarlık olarak karamsarlığa düşmeyin. Yapmış olduğumuz her yatırım, yapmış olduğumuz belki her bir pozitif düşünceyi istinaden yapmış olduğumuz bir eylem belki de çok büyük yatırımların tetikçisi olacaktır. Bakın bugün bugün Feraye Hanım, Yavuz Beyler bu konferansı düzenliyorsunuz. Kim bilir bu konferanstan sonra hangi bir katkı ileride büyük Türkiye büyük bir katkının işareti, meşalesi olmayacağını kim söyleyebilir? Biz bunlara yüzlerce kez şahit olmuşuzdur EPDK olarak. Neredeyse ömrümün üçte biri EPDK'da geçti. Yani ömrümün şu an adı üçte biri EPDK'da geçti. 17 seneyi devirdik Allah'a hamdolsun. Türkiye'nin enerji açısından nereden nereye geldiğini gördük. Bakın saçlarımız beyazladı. Enerjide yaşlandık ama Allah'a hamdolsun enerjimizi kaybetmiyoruz. Çünkü ben burada yaşlanmayı da arzu edenlerden biriyim. Niye? Türkiye'nin enerjisine enerji katarak bir zaman kat ediyorsam bu benim için çok güzel bir şey. Yatarak değil, enerji katarak. Enerji sektörüne aldığımız kararlarla yatırımcının önünü açtığımız takdirde tüketiciye bir katkı sağlıyorsa çok güzel bir şey. Bakın işte bugün bazen YEKDEM'le ilgili bir takım işte YEKDEM şeyleri döviz mi olsun, TL mi olsun, şu mu olsun, bu mu olsun. 15 sene önce kimse YEKDEM'e katılmıyordu. Neden? Türkiye'de enerji ne kadardı? Hepimiz biliyoruz. 8-9 centlerde. Kimse YEKDEM'e müracaat etmiyordu. İşte 29 Ekim'de bizim müracaatlarımız var. Ama şimdi herkes müracaat ediyor. Niye? Çünkü çok iyi bir alım garantisi var. O alım garantilerinin sayesinde de bugün Türkiye'nin enerji yatırımı nereden nereye geldi? Dolayısıyla bu tip teşvikleri de biz hep pozitif olarak yorumluyoruz. Her daim her türlü teşviği. Karar kapsamında biz EPDK olarak enerji sektörüne yapılan her türlü teşvik, destek ve yatırımların arkasındayız. Çünkü enerjimizi yükseltmemiz lazım. Bugün enerji fiyatları yapılan bu yatırımlar sayesinde işte fiyatını biliyoruz. 8-9 centlerden 4 centlere geldi. İnşallah ileride 3 centlere, 2 centlere düşer. Ama bu teşvikleri, yatırımları, destekleri keserek değil, yatırımları çoğaltarak bunu yapabiliriz. Eğer benim bugün kurulu gücüm işte 90 binleri geçti. İnşallah Allah ömür verir de o günleri görüp de 150-200 bin megawattlara ulaştığı takdirde işte o zaman hakikaten Türkiye'nin enerji sektörü açısından en güzel günler olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla o zaman belki daha güzel konferanslar da yaparız. Daha belki sık sık bu tip düzenlemeler de yaparız. Katkı veren hiçbir şeyden, diyalogdan, iletişimden kaçınmamamız lazım. Düzenleyici kurumlar olarak, karar alıcılar olarak, işte kamu tarafı olarak, yatırımcılar olarak her zaman birbirimizi dinlememiz ve birbirimizin tecrübesinden de faydalanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bakın bugün bu sürecin içerisinde biz birkaç yıldır yenilenebilir enerji hususunda işte YEKA modeliyle YEKA modeli geliştirildi. O modellerle ilgili biz lisans başvurusu alamıyoruz. İnşallah ileride bunları da alacağız. Ama buna karşılık hibrit tesisler şu an devreye girecek. Hibrit tesisler ne demek? Enerji sektöründe kurulmuş olan enerji santrallarındaki tüm alanların verimli değerlendirilmesi için hibritle ilgili kararlarımızı aldık, müracaatlarımızı almaya başladık. Yani o tabiri kullanmak istemiyorum. Anadolu'da özellikle sanayinin ve yatırımın gelişmiş olduğu şehirlerde bunları yapacak çok güzel atasözlerimiz var.
yerine göre belki şey olur ama yani her fırsatı değerlendirmek gibi bir şansımız var şu an. İşte biraz önce Yavuz Bey dedi ki Güneş Krallığı doğuyor. Sanki böyle bir an için Tahititlere kadar gittik. Güzel bir şey. Güneş Krallığı doğsun, ondan sonra rüzgarlarımız essin. Bugün HES santrallarının içerisinde, kömür santrallarının içerisinde, rüzgar santrallarının içerisinde güneş olacak. Zaten güneş hayat demektir. Eğer bir ev güneş almıyorsa o evden hastalık çıkmaz. Güneş aldığı takdirde hastalık gider. Dolayısıyla biz de güneşi belki de rehabilitasyon olarak enerji sektörümüzün bazı problemlerinin tedavisi olarak da kullanıyoruz. Bunda da çok güzel adımlar attık. Yarın aynı anda hem rüzgarımızla hem suyumuzla hem güneşimizle bir yerden enerji üreteceğiz. Ne kadar güzel bir şey. Bakın bunu söylemişken yenilenebilirle ilgili bizim şimdi bir yeşil sertifikayla ilgili düzenlemelerimiz var. Bu sektöre yatırım yapan yatırımcılarımız bugün dünyanın her tarafında Avrupa'da sertifika satacaklar. İkinci kazanç kapısını açıyoruz. Dolayısıyla biz bunları yaparken yatırımcılarımız da bu yatırıma devam edecekler. Türkiye'de önümüzdeki süreçte hibrit tesisler de kendisini ciddi manada gösterecek. Yatırımcılarımızdan da bu hususta gayret bekliyoruz. Onların gayreti bizi de gayretlendirecektir. Şimdi tabii başlangıç noktasındayız. Belki bu kararlarımızı günlük olarak da yıllık olarak da rehabilite etme imkanlarımız olacaktır. Çünkü biz rehabilitasyona gelişime açık olan da bir kurumuz. Eğer aynı yerde duruyorsak bu hakikaten bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Ben 17-18 sene önceki almış olduğumuz kararla şimdiki almış olduğumuz kararlara baktığımız takdirde hakikaten gurur duyuyoruz. Bu arada Sayın Bakanımız da teşrif ettiler. Onlara da konferansımıza hoş geldiniz diyorum. Dolayısıyla Allah'a hamdolsun. Sektörü dinleyen, sektörü anlayan, sektörün içinden gelmiş bir bakanımız var. EPDK'mız öyle, bakanlıklardaki tüm bürokratlarımız hakikaten özel sektörle aynı düşüncelere sahip, yatırım ekseninde aynı düşüncelere sahip bütün arkadaşlarımız, herkes aynı duyguyu yaşıyor, herkes aynı şeyleri düşünüyor. Dolayısıyla biz her zaman sektörümüzün önünü açmaya, sektörümüze yardım etmeye kapımız açık, kararlarımız açık. Her daim de bu faaliyetlerimizi, bu düşüncelerimizi devam ettireceğiz inşallah. Bugün doğal gazla ilgili hakikaten Türkiye ciddi bir noktaya geldik. İşte tüm gitmeyen ilçelerimiz kalmadı. Bugün enerjideki bu enerjimizi nerelere kadar yaydığımızı görüyoruz. Bugün köylüler geliyor doğal gazla ilgili. Evlerine doğal gaz bağlanmasını istiyorlar. Allah'a hamdolsun. Şimdi işte Sayın Bakanımızın da bakanlığı döneminde işte ne güzel yeni gazlar keşfediyoruz. Karada, Karadeniz'de, Akdeniz'de. Ne güzel bir şey. Şimdi bununla ilgili yine gemimiz yola çıktı. Ona da muvaffakiyetler diliyoruz, başarılar diliyoruz. Onlardan da iyi haberler bekliyoruz. Yerli doğal gazımızın çıkmasıyla, inşallah gelişmesiyle bugün doğal gaz sektörümüz de inanılmaz derecede ilerleme kaydedecek. Ayrıca EPDK olarak kendi yerli doğal gazımızın tarifesini yapmaktan da büyük gurur duyuyoruz. Yerli doğalgaz Türkiye o kadar fırsatlar sunacak ki, o kadar elini güçlendirecek ki, bu hususta çok fazla da girmek istemiyorum. Çünkü bu hususta da Sayın Bakanımın da muhakkak söyleyeceği şeyler vardır. Dolayısıyla da burada da rol da kapmak istemiyorum. Ama biz EPDK olarak her zaman enerji sektörümüzün emrine amadayız. Bu hususta da bu sektörde de hizmet ettiğimizden dolayı da hakikaten kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü İyi bir ekip çalışması var. Sektörü de kastediyorum. Bakanlığımız, sektörümüz hep birlikte. Dolayısıyla ben bu tip toplantının da güzel olacağını, hayırlı olmasını diliyorum. Ve herkese de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bana da bu fırsatı verdiğiniz için. Hepinize Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sayın Başkanım, bu güzel ve samimi konuşma için çok teşekkür ediyorum. Katılımınız için de sizlere çok çok teşekkür ediyorum.
Efendim komisyon başkanımız Sayın Mustafa Elitaş bağlantıyla ilgili bir sıkıntı yaşamış. Dolayısıyla Sayın Bakanımız Fatih Bey de katıldığı için ben kendilerini de daha fazla bekletmek istemiyorum. O yüzden sözü daha fazla uzatmadan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i ekrana almak istiyorum. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Herkese selamlar, iyi günler. İyi günler efendim. Çok teşekkür ediyoruz Fatih Beyciğim bu yoğunluğunuz arasında bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Başlayalım peki. Tekrar hoş geldiniz, sağ olun. Sağ olun. EPDK'nın çok değerli başkanı, değerli katılımcılar, sektörümüzün çok değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum Ankara'dan. Gönül isterdi ki yüz yüze sizlerle bir araya gelelim, konuşalım. Çünkü ICCI hemen hemen kurulduğu, başladığı daha doğrusu dönemden bu tarafa takip eden birisiyim. O zaman değişik görevlerimiz ve misyonlarımız vardı. Hakikaten giderek büyüyen, sadece ulusal değil, uluslararası anlamda da eski fuar ve etkinliklere baktığımızda dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi ve katılımcı alan bir etkinliğimiz ama içinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla maalesef yüz yüze bu etkinlikleri yapamıyoruz. Enerji ve iklim değişikliği konusundaki yayınladıkları kapsamlı raporları da yakinen takip ediyoruz. Yine enerji sektörüne yön veren uzmanları bir araya getiren bu fuarı ve konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sektörümüzün iş kolundan binlerce kişiyi bir araya getirmek, bunu sürekli bir hale getirmek kolay bir iş değil elbette. Ayrıca biraz önce de ifade ettiğim gibi yurt dışından temsilcilerle iş dünyamızı bir araya getirmek, ikili görüşmelerde işte bu imkanı sağlamak da organizasyonun sadece teorik değil bir anlamda pratik bir karşılığının olduğunu ve ne kadar değerli olduğunu da gösteriyor. Emeği geçen herkese tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Salgın sebebiyle maalesef geçmiş yıllardaki gibi yüz yüze değil, video konferans yöntemiyle bu etkinliğe katılıyoruz. Değerli misafirler, Türkiye'nin kısa, orta ve uzun dönemli enerji politikalarının temelini Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji belgemizle atmıştık ve bunu da biliyorsunuz 3 yıl önce de kamuoyuyla ve sektörle de paylaştık ve bu 3 yıl içerisinde de hedeflerimizi birer gerçekleştiriyoruz hamdolsun. Bugünlere durağan ya da tek düze bir politika anlayışıyla gelmedik. Çünkü enerji politikaları dinamik bir olgudur. Ekonomiden, diplomasiden, güvenlik politikalarından sürekli etkilenen ve onları etkileyen bir yapısı var. Böylesine çoklu bir denklemde enerjiyi merkeze alan ancak diğer alanları da derinlemesine analiz eden bir felsefeyle politikalarımızı oluşturuyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem hem dünya hem de bizler için politikaların yaşadığımız şartlara adapte edilmesiyle ilgili önemli tecrübeler edindiğimiz bir süreç oldu. Aşağı yukarı biliyorsunuz bu COVID'le birlikte bir 9-10 ayımızı geçirdik. Bu COVID-19 özelinde konuşursak, ülkemizin ve enerji politikalarımızın kısa dönemli öncelikleri değişmekte ancak uzun dönemli önceliklerimiz sabit kalmaktadır. Arz güvenliği, yerleştirme ve öngörülebilir piyasalar üzerine kurduğumuz uzun dönemli hedeflerimiz çerçevesinde politikalarımızı konjonktüre göre revize ediyoruz. Bu temel çerçevenin etrafında değişen dünya görünümü ve yaşanan gelişmeler sonucunda yeni stratejiler de oluşturuyoruz. Stratejinin doğası dinamik olmasıdır. Biz de ana stratejimizin altındaki parçaları daha verimli, daha temiz ve daha yerli bir enerji sistemi için sürekli güncelliyoruz. Bunun en belirgin özelliklerinden biri de denizlerimizdeki petrol ve gaz aramacılığıdır. Bizim politika bakışımızda Türkiye'nin doğal kaynakları denizleri ve karalarıyla bir bütündür. Diğer gelişmiş ülkeler gibi
üzerimizdeki ekonomik değeri vatandaşlarımızın refahına sunmaya çalışıyoruz. Ancak burada göz ardı edilen bazı hususlar var. Birçok kişi bizden bir an önce rezerv bulmamızı, hemen açıklama yapmamızı, daha çıkarılmamış doğalgazın maliyetini bile soruyor. Evet, bu kısımlar teknik olarak üzerinde durduğumuz, hesapladığımız, analiz ettiğimiz hususlar. Ancak Türkiye enerji politikalarının denizlerdeki aramacılığa bakan kısmında anlamlı tek bir soru var. O da enerji egemenliğimiz ve geleceği. Biz egemen bir devlet olarak kendi denizlerimizde, kendi insanımızla, kendi teknolojimizde ve aklımızla kendi enerjimizi ekonomimize katabiliyor muyuz? Olaya daha bütüncül bir çerçeveden bakmamız gerekiyor. Olaya sadece üretim tüketim dengesinden bakarsak geniş perspektifteki pek çok konuyu atlayabiliriz. Her şeyden önce bu bir kaynak ve bu kaynağın değere dönüştürecek teknoloji meselesi olduğunu görmemiz gerekiyor. Daha önceki konuşmalarımda da belirttim. Kaynak bizimse teknoloji de bizim olmalı diye. Eğer teknolojimiz, bilgi ve becerimizle denizlerimizdeki her türlü faaliyeti kendi öz yeterliliğimizle yapamıyorsak, o zaman denizlerimize tam anlamıyla hakim değiliz demektir. Bu sebeple deniz hakimiyeti stratejimiz uzun dönemli teknoloji ve insan gelişimine dayanmaktadır. Bu da uzun dönemli bir bakış gerektiriyor. Her türlü tehdide rağmen yolumuza devam ettik. Kanuni sondaj gemimiz dün itibariyle Mersin Taşucu Limanı'ndan ayrıldı ve Haydarpaşa Limanı'na doğru yol alıyor. Burada kule söküm işlerini yapacağız. Biliyorsunuz 3 tane Boğaz Köprüsü'nün altından geçireceğimiz için kulelerin yüksekliği bu geçişe mani. Sonrasında söktükten sonra da Kasım sonu gibi inşallah Filyos Limanı'na, Zonguldak'taki Filyos Limanı'na intikal edecek. Burada tekrar kulenin montajı ve diğer bakımların ardından Karadeniz'de artık Fatih'le birlikte sondaja başlayacak. Oruç Reis araştırma gemimize gelince o da faaliyet göstereceği lokasyona vardı biliyorsunuz. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki sismik kabloları denize sermeye başladı. Dün de testler başlamış oldu ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz. İlk etapta 10 günlük bir çalışma programımız var. Covid-19 ile birlikte biliyorsunuz pek çok şirket Doğu Akdeniz'de havlu attı. Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin verdiği gayri hukuki ruhsatlarda çalışan şirketler salgının etkisiyle sahadan çekildiklerini açıkladılar. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi kaynaklarını kendi imkanlarıyla çıkarmaktan aciz bir devletin yaptığı ilk şey gidip başka ülkelerin korumacılığına sığınmak oldu. Peki biz ne yaptık bu süreçte? Salgına rağmen denizlerimizdeki faaliyetlerimizi iş planımıza göre sürdürdük. Çünkü değişen dünyanın dinamiklerini öngörerek adımlarımızı ona göre attık. Türkiye'nin İHA ve SİHA tecrübesi de aslında bu şekilde çıktı baktığınızda. Araştırma ve sondaj gemilerimizin envantere katılması da benzer bir hikayeye sahip. Eğer uzun vadeli stratejilerimizi oluşturmasaydık ya da başka ülkeler gibi stratejilerimizi onların çıkarlarına göre kurgulasaydık bugün bu geldiğimiz noktaya gelemezdik. Şimdi bunun da bir adım ötesine gitme zamanı geliyor. O da yerli derin deniz sondajı ekibimiz ve becerilerimizle küresel bir oyuncu olacak mıyız? Bunun cevabı şüphesiz evet. Ancak bugünden yarın olacak bir iş değil bu. Bunun için daha fazla teknoloji geliştirmemiz ve kalifiye insan kaynağı gücümüzü artırmamız gerekiyor. Yaşadığımız dönemde öne çıkan bir diğer unsur da yenilenebilir enerji oldu. Enerji sektörü tarihin en büyük kırılmasını COVID-19 ile yaşadı. Bu kırılma bazı yaralara sebep oldu ve bu yaraların iyileşmesi öyle gösteriyor ki biraz zaman alacak. Enerji talebi anlamında COVID'in oluşturduğu hasar küresel olarak birçok dengeyi de
değiştirdi. İyi anlamda baktığımızda yenilenebilir enerjinin tüketimdeki payı arttı. Ucuz faizlerle daha fazla güneş ve rüzgar gibi teknolojilere yatırım yapmak da kolaylaştı. Emisyonlar düştü. Ancak burada ciddi bir tehlike var. O da düşük ekonomik büyümeyle düşük emisyonları yakalama sürdürülebilir bir senaryo değil. Ekonomiler COVID döneminde aldıkları ağır yaraları sarmak için daha fazla gaza basacak. Bu durum beraberinde kaynak üretim ve tüketim dengesinde ciddi bir artışa neden olacak. Bu artışın neden olacağı emisyon salımını minimumda tutmak için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının daha da artırılması gerekiyor. Dünya Enerji Ajansı'nın dün açıkladığı Dünya Enerji Görünümü raporunda önemli bir husus vardı. Elektrik piyasalarının yeni kralı güneş olacak şeklinde. Güneş önümüzdeki dönemde daha fazla üretimde söz sahibi olacak ve maliyetleri de düşmeye devam edecek. Bunun bizim okuduğumuz bir alt mesajı var. Eskiden şebeke kaynakların ve tüketimin etrafında şekillenirdi. Başka bir ifadeyle işte kaynağa ne kadar yakınsanız eğer tüketim noktanızda o bölgedeyse daha verimli, kayıpları, teknik kayıpları daha az sağlayarak müşteriye bu enerji hizmetini, elektriği iletme imkanınız vardı. Bugün geldiğimiz noktada ise aslında artık şimdi güneşin etrafında şekillenecek bir piyasa yapısına gittiğimizi gösteriyor. Biz bu süreçte adımlarımızı çok önceden atmaya başlamıştık. Rakamlar da bu yöndeki adımlarımızın başarısını gösteriyor. Milli enerji ve maden politikamızı uygulamaya başladığımız 2017'den bu yana yenilenebilir enerji kapasite artışında dünyada 9. Avrupa'da 3. sıradayız. Yerli kaynakların elektrik üretimindeki payı Aralık 2018'den bu yana aralıksız olarak 19 aydır aylık bazda %50'nin üzerinde seyrediyor. 2019'da geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi miktarında Avrupa'da 2. sırada yer aldık. 2020'nin ilk 9 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim oranı %62'ler seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar yenilenebilir enerjide bizlere önemli yol aldığımızı gösteriyor. Ancak yukarıda da izah ettiğim gibi biz olaya bütüncül bir pencereden bakıyoruz. Burada da kaynak ve teknolojiyi birlikte geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Hiçbir ülke kaynağı kendine, teknolojisi dışarıya ait bir şekilde enerji bağımsızlığından söz edemez. Olaya biraz daha mühendislik açısından bakmam kimseyi şaşırtmasın. Çünkü bakanlığımın görevinin daha teknik tarafta olduğunu düşünüyorum. Eğer biz bu ödevimizi doğru yaparsak, diğer kurumlarımızın da eli daha güçlenmiş olacak. Bu sebeple ödevimizi doğru yapmaya ve uluslararası kalitede yapmaya odaklanıyoruz. Türkiye bugün enerjide sessiz bir devrimi yaşıyor. Yerli güneş panellerimizi üretiyoruz. Yerli lityum üretimine başladık. Rüzgar türbinlerini artık Türkiye'de inşa etmeye başlıyoruz. Türkiye'nin yeni otomotiv sektörü temiz enerji sektörüdür desek herhalde fazla abartmış olmayız. Bunun bilincinde olarak buradaki adımlarımızı artıracağız. Bölgemizdeki temiz enerji merkezi olmakla kalmayıp en önemli ihracat kalemlerimizin de bu teknolojiler olmasını hedeflemekteyiz. Artık önümüzde yeni bir dünya düzeni duruyor. Bu yeni düzende enerji dönüşümü nasıl ilerleyecek ve COVID-19'un tüm sisteme etkisi ne olacak? Enerji bir emtia oyunundan bir teknoloji oyununa dönmeye başladı.
Yeni enerji teknolojilerinde sektörümüzde sıkça dile getirilen teşvik verilsin, yurt dışından parça alınsın, bir nevi enerji müteahhitliği ile çark dönsün yaklaşımıyla gidilecek bir gelecek kalmamıştır. Teşvikler teknoloji geliştirmek için bundan sonra verilecek. Covid sürecinde de birçok santral teknolojide dışa bağımlı olmanın yan etkilerini gördü. Bazıları bunların bakımını yapacak personeli getiremedi. Bazıları ürünlerini getiremedi. Çin'de sel oldu biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda. Güneş paneli fiyatları arttı birdenbire. O sırada yerli panellerin üretildiği Ankara'da ise hava aslında günlük güneşlikti. Eğer enerjide bölgesinde etkili bir oyuncu olacak isek, yerli kaynak kavramından yerli teknolojiyi anlamak zorundayız. Geçmişte yerli teknoloji deyince TÜBİTAK veya kamu iktisadi teşekküllerinin ARGE laboratuvarlarının yaptığı teknolojik denemeler anlaşılmaktaydı. Biz ise yerli teknolojiden kamu, özel, üniversiteler, araştırma merkezleri, startupların ve girişimcilerin yer aldığı bir teknoloji ekosistemi anlıyoruz. Ulusal laboratuvarlarımızdan sanayi desteklerine, sertifikalandırmadan girişimlere ve akademiye kadar büyük ve koordineli bir ekosistemle bu işi başarabiliriz. Özetlemek gerekirse uzun dönemli ve kısa dönemli enerji politika önceliklerimizin oluşturduğu bir politika çerçevemiz var. Uzun dönemli enerji politikamızın çerçevesini Milli Enerji ve Maden Politikası oluştururken kısa dönemli önceliklerde küresel olaylar etkili oluyor. Bu çerçeveden baktığımızda yeni dönemde enerji gündemimiz öncelikle 4 husustan oluşacak. 1. Yerli kaynak olarak denizlerimiz enerji politikamızda daha fazla yer alacak. 2. Teknoloji, inovasyon, ARGE ve girişimcilik enerji politikamızın DNA'sı haline gelecek. 3. Kurallı serbest piyasa amacımızdan vazgeçmeyeceğiz. 4. Enerji maliyetlerinin kur ile ilişkisinin koparılması için daha fazla yerli ve yenilenebilir kaynağa yöneleceğiz. Sözlerime burada son verirken, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda inşallah aynı bizi iki mekanı paylaştığımız bir organizasyonda sizlerle yeniden bir araya gelmeyi ümit ediyorum. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle burada birlikte olduğunuz için. Tam siz konuşmanıza başlarken Enerji Komisyonu Başkanımız Sayın Mustafa İlitaş teknik problemleri çözüp bağlantı yaptı. Sayın Bakanım, eğer müsaadeniz olursa Komisyon Başkanımız Sayın Mustafa Elitaş'ı ben yayına almak istiyorum efendim. Mümkün müdür? Olur, olur. Hay hay. Biraz konuşma sırası aksadı ama çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım tekrar. Başkanım galiba tatilde. Manzara evet, güzel. Gerçekten öyle görünüyor. Efendim ben TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi Komisyonu Başkanımız Sayın Mustafa Elitaş'ı ekrana almak istiyorum. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Günaydın. Bir sesinizi açabilirsiniz. Ben espri yaptım. Tatilde değilse size tatil yok biliyorum. Çok çalışkan birisiniz. Bir saniye. Biz sizi duymuyoruz Sayın Başkanım. Bir dakika. Ses açın. Açıldı sanıyorum. Ses evet, açıldı. Şimdi oldu. Açıldı mı ses? Evet, evet. Başkanım. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımın konuşmaya başladığı andan dinleme imkanı bulabildik. Ondan önce katılamadık çünkü linkte bir problem vardı. Maalesef olmadı. EPDK Başkanımız da muhakkak güzel meselelerden bahsetmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu çalışıyor. Dün Enerji Bakanlığımızı ilgilendiren, EPDK'yı ilgilendiren
sektörü ilgilendiren 42 artı 2 maddelik, 44 maddelik bir kanun teklifinin alt komisyon görüşmelerinin hakikaten çok iyi bir çalışma. Elinize sağlık Sayın Başkanım, çok iyi bir hayata geçirmiş olduk. Sektör temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin büyük bir kısmı katıldılar. Türkiye Odalar Borsalar Birliği, TÜSİAD, MÜSİAD ve Güneş Enerjisi Derneği, Türkiye Rüzgar Enerjisi Derneği, Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Elektrik Üreticileri Birliği gibi tamamen sektör oyuncuları, hatta öte yandan sivil toplum örgütleri diye ifade ettiğimiz sosyal meseleleri, çevre meselelerinde bu konuda bize hassas bir şekilde uyaran değerli temsilciler de herhalde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk defa olan bir sistem uygulayarak yoğun bir çalışma sürecinde saat 10'dan 21'e kadar, yani 11 saatlik bir çalışma ile gerçekleştirmiş olduk. Bu konuda gerçekten sektörün önünde bulunan çeşitli meseleleri ortadan kaldırabilecek düzenlemeler, bugüne kadar yapılmış düzenlemelerde sektörde ortaya çıkan ve güncel konularda yeniden değerlendirilmesi gereken meseleleri gündeme getirdik. Sanıyorum gelecek hafta Salı günü ana komisyonda, esas komisyonda görüşülerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na indirilip yasalaşma imkanı sağlanmış olacak. Biliyorsunuz enerjiyle ilgili düzenlemeler çok eski, ama rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili düzenlemelerin geçmişi 15 yıl civarında bir süre. O günden bu tarafa uygulamada çeşitli ihtiyaç aksamalar ve aksamalardan da öte ihtiyaçların hasıl olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili hem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin değerli milletvekili arkadaşlarımız ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde çalışarak sektörün önündeki engelleri aşabilmek, Türkiye'nin ihtiyacını en iyi bir şekilde karşılayabilmek için ellerinden gelen gayretleri gösteriyorlar. Dün Enerji Bakanlığımızın temsilcileri kanun teklifi üzerinden milletvekili arkadaşlarımızın zihnindeki soru işaretlerini çok iyi bir şekilde aydınlattılar. Sivil toplum örgütlerimiz doğrudan doğruya her madde üzerinden görüşlerini, kanaatlerini dile getirdiler. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcımız Haceli Bey soruları gerçekten doyurucu bir şekilde cevap verdiler. BOTAŞ Genel Müdürü doğal gazın, gaz sisteminin Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle ilgili bizi mutlu eden, gelecek planlaması yapması konusunda nasıl bir gayret içerisinde olduklarından bize ifade etmiş oldular. Biraz önce Sayın Bakanımızın anlattığı Türkiye'nin artık bölgesel bir oyuncu olmaktan global bir oyuncu olma yolunda atacağı adımlarda muhakkak ki yasal desteklerin de olması gerekiyor. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üzerimize düşeni, kendi adıma değil tüm komisyon üyeleri adına yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Dünyadaki en büyük mesele enerji savaşları olarak gidiyor. Bizim bulunduğumuz coğrafyada da, bizim bulunduğumuz bölgede de dünyanın enerji deposu diyebileceğimiz bir konumda olmamız münasebetiyle maalesef zor anlar, zor günler ortada bekliyor. Bir taraftan petrol, bir taraftan doğalgaz gibi meseleler ortadayken en önemli unsurun enerji olduğunu bu süreçte de daha iyi anlamış olduk. Ama burada yenilenebilir enerji kaynaklarının aktif bir şekilde, en iyi şekilde kullanılabilmesi, teknik imkansızlıkların olabileceği, depolanamayan diye söylenen enerjinin depolanabilir hale geldiği, nasıl ki doğalgaz yeraltı kaynaklarında depolarında depolama imkanı varsa, gemilerle depolama imkanımız varsa, elektrik enerjisinin, güneşten üretilen elektrik enerjisinde depolanmasının nasıl yapılacağıyla ilgili şimdi birden bir çalışmanın yapılması gerektiği ortaya çıktığını ben ifade etmek istiyorum. Değerli bakanımıza, EPDK başkanına, yetkililere ve sektör temsilcilerine, doğalgazın depolama imkanı bulunduysa, bununla ilgili çalışmalar yapılıyorsa, üretilen elektriğin de nasıl depolanacağı ile ilgili dünyada çalışmalar var. Türkiye'de bu konuda adım atmalıdır diye düşünüyorum. Elektriğin
temiz olması, güvenilir olması, devamlı olması en önemli unsurlardan birisi. Üretirken en verimli şekilde, en uygun maliyetle üretmek en önemli unsurlardan birisi. Öbür taraftan da tüketirken bunu verimli bir şekilde tüketmek, tasarruflu bir şekilde üretime katkı sağlayabilmek de diğer unsurlardan birisidir diye ifade ediyorum. Böyle toplantılarda söylediğim, nasıl tasarruf edebiliriz, kayıp kaçak oranlarını, teknik kaçakları nasıl düşürülebilir de hesabını yapmamız gerekir. Dün Enerji Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Tanca'nın ifade ettiği, dünyada teknik olarak, teorik olarak kayıp kaçak oranlarının 7 civarında, 7-7,5 civarında olduğunu ifade ediyor. Yani 100 birim elektrik ürettiğimizde bu 7 birimin maalesef kullanılamadan doğaya gönderildiğini ortaya çıkıyor. Bunu nasıl minimize edebiliriz'in hesabını araştırmalarımızı yapmamız gerekir. Öte yandan evimize kadar gelen enerjinin kayıp kaçağını hesaplıyoruz ama evimizdeki kullandığımız enerjinin ne kadarının kayıp olduğunu hesabını maalesef bugüne kadar pek düşünmedik gibi geliyor. Ben evimde kullandığım örnek 200 kilovatlık enerjiyi ne kadarını verimli olarak kullandığımın hesabı bugüne kadar yapılmadı. Bende de eğer kablonun yanlış döşenmesinden, kuruluş sisteminin farklı şekilde yapılmasından dolayı kaybettiğim enerjinin ne kadar olduğunu da değerlendirmemiz ortaya çıkıyor. Eğer bu ortadan kaldırılabilirse, örnek veriyorum, nasıl ki %7 teorik bir kayıp kaçak dağıtım sisteminde, iletim sisteminde varsa, ev içinde, sektör, fabrika içerisinde kullanıcılar arasında ne kadar bir kayıp kaçağın olduğunu, %10'luk bir kayıp kaçak da orada kullanılamayan bir durum söz konusuysam, bunu da iyi incelemek, araştırmak gerekir diye düşünüyorum. Eskiden tesislerde kompansasyon sistemi yoktu. Aktif reaktif enerji ile ilgili reaktifin belli bir oranda olması gerekiyordu. Ama şimdi tesislerde, üretim şirketlerinde kompansasyon sistemi kurularak enerjinin %100'e yakın veya reaktif olarak atılan, kullanılamayan, faydalanamayan enerjinin faydalanabilir hale gelmesi de önemli bir gelişme. Bunun iç sistemden kaynaklanan kayıpların, kaçakların da teknik kayıplarında veya mühendislik anlamında yapılabilecek düzenlemelerin nasıl olabileceğiyle ilgili proje bazında yapılan hataların da değerlendirilerek bunların da önlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Ben fazla lafı uzatmak istemiyorum. Bu toplantının yüz yüze olanları biraz daha heyecanlı, biraz daha verimliydi. Göz göze bakarak değerli misafirlerin de bizi izlemeleri ve arkadaşlarımızın oradaki Sayın EPEDK Başkanımızın yaptığı esprileri yerinde dinleyerek bir heyecan duymamızı, Sayın Bakanımızın Türkiye'deki yaptığı gelişmeleri izah ederek aynı heyecanı paylaşmamız önemli bir noktaydı. Ama inşallah önümüzdeki süreçte pandeminin atlatıldığı bir süreçte o imkanı, o heyecanı tekrar yakalayacağız diye düşünüyorum. Mikrofonun azizliğine uğradın Mustafa abi. Ses yok mu şimdi? Mustafa abi, mikrofonun azizliğine uğradın. Yine bir iki gönderme yaptım da. Seni seviyoruz başkanım, seni seviyoruz. Biz de sizi başkanım, Allah razı olsun. Evet, değerli arkadaşlar, Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz bizimle ilgili hangi konu varsa sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Komisyon Başkanımız Sayın Mustafa Elitaş'a. Ayrı ayrı açılış konuşmalarına katılan tüm konuşmacılara şükranlarımızı ben arz etmek istiyorum.